Tam Bülent Bey sizinle başlayayım. Epeydir sizi konuk etmemiştik. Evet. Ne dersiniz Bülent Arınç'ın dindarlar bile terse dönecek. Bir nevi din, eğer ekonomi düzelmezse AK Parti dindarlar da terk edecek anlamına gelen sözlerini. Evet, Sayın Arınç tabii tecrübeli bir siyasetçi. Bizim ideolojilerimiz, siyasette bakışımız farklı olmakla birlikte uzun yıllar hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem devlet yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş ve siyaseti iyi okuyabilen tecrübeli bir siyasetçi. Aslına bakarsanız Türkiye'nin gerçek gündemine işaret etmiş Sayın Arınç'ın. Bu yaklaşımı Türkiye'nin gerçek gündemi budur diyor. Başka şeylerle uğraşmayın diyor. Doğal olarak kendi partisine doğru, kendi penceresinden doğru olan yolu gösteriyor. Yani böyle giderse diyor bizim iktidarda kalma şansımız yok diyor. Tam da Türkiye'nin uzun zamandan bu yana bizim ısrarla söylediğimiz, bizim ısrarla siyasetin dilini oturtmaya çalıştığımız Türkiye'nin gerçek gündemine Arınç da kendi penceresinden işaret etmiş. Aslına bakarsanız bu sadece siyasetin ihtiyacı olmanın ötesinde Türkiye'nin gerçek ihtiyacı. Yani şimdi yazdan çıktık. Bakın yazdan çıktık. Yaz aylarında normal olarak her zaman sebze meyve fiyatları düşük olur. Pazara gidiyorsunuz, salatalık son bir yılda %129 zamlanmış. Sadece salatalık. Yaz meyvesi, sebzesi. Domates %50'nin üzerinde bir yılda zamlanmış. Taze fasulye %60'larda. Yani şimdi böyle enflasyonun çok ciddi biçimde üretici fiyatları, enflasyonu, üretici fiyatları endeksindeki enflasyon tüketici fiyatların iki katı olmuş. Yani bu önümüzdeki dönem artık enflasyonu düşürebilme potansiyeli olmadığını gösteriyor iktidarın. Daha da yükseleceği anlamına peki, geliyor. Peki mesela Cumhurbaşkanı şimdi, Erdoğan geçen hafta fahiş fiyatları kontrol altına alacağız dedi. Dün New York'a gitmeden önce yine ekonomi mesajı verdi. AK Parti seçmeni başta olmak üzere seçmeni rahatlatmaz mı bu açıklamalar? Yani Sayın Erdoğan'ın polisiye önlemlerle ekonomiyi, fiyatları, enflasyonu önleyeceği düşüncesi bugüne kadar 128 milyar dolarımızı yok eden enflasyon sonuç faiz sebeptir teorisinin bir başka benzeri. Yani Sayın Erdoğan yıllardır faizi %7'de, doları 7 lirada, faizi %7'de tutacağım diye faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur gibi bir iktisatçıların hiçbirisinin kabul etmediği, anlamadığı bir teoriye dayanarak 128 milyar doları yok etti. Şimdi de başka bir şeyle, yaklaşımla dönüp çarşıda, pazarda müfettiş göndererek polisi önlemlerle enflasyonu düşüreceğini söyledi. Aslına bakarsanız Sayın Erdoğan'a en iyi cevabı Sayın Naci Abal verdi. Ben değil. Para politikalarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı Naci Abal. Yani dedi ki evet, Sayın Naci Abal bir tweet attı ve dedi ki ekonomi istikrar ve güven ister. Güven. Ekonomide güven veren önlemler almak zorundasınız. Yani zabıta marifetiyle, polis marifetiyle bu iş olmaz. Şimdi Sayın Erdoğan 60 sene öncesinin kuyruklarını anlatmayı iyi biliyor. Ama Türkiye 2020 yılında soğan, patates, biber kuyrukları gördü. 60 yıl önce kendi üretmediğimiz benzinin, tüpün, petrolün kuyruğunu sakız edip siyasetin malzemesi olarak kullanmak isteyebilirsiniz. Siyasetçi bunu yapar. Ama bunu yaparken dönüp 20 yıllık ki Türkiye Cumhuriyeti de toplam hükümetlerin 5'te biridir. 98 yıllık Cumhuriyet hükümetleri döneminde hiç kimseye, Mustafa Kemal Atatürk'e bile nasip olmamış bir iktidar nasip oldu Erdoğan'a. Yani 5'te biri 20 yıl tek başına. Atatürk bile 15 yıl yönetti. 23 ile 38'i alın 15 yıl. 20 yıl, 19 yıl bu millet tek başına hem de Erdoğan'a yönetme imkanı verdi. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir bilimde yeri olmayan teorilerle bir şeyler yapacağım peki diyor. Sonuçta bedeli vatandaş ödüyor. Şimdi, tamam. Biraz hızlı hızlı gideceğim. Hızlı İlk turu bitirelim. Tamam. Hemen son cümleyi bağlayayım burada. Yani buradaki mesele şu. Bizim söylediklerimizi belki izleyicilerimiz muhalefet partisinin sözcüsü söylüyor diye itibar etmeyebilir. Bunu anlayabilirim ama Sayın Arıncı döner dinlerseniz, Sayın Naci Abal'ı daha yeni Merkez Bankası'na getirip ömrünün çok kısa olan Naci Abal'ın sözlerine baktığınız zaman Erdoğan'ın yolunun yol olmadığı, gidişin gidiş olmadığı, aslına bakarsanız
Bülent Arınç'ın çırpınışlarının bu kötü gidişe karşı bir son çıkış yolunu gösterme çabası olduğunu anlıyoruz. Bir sonraki dönem bölümde de anlatacağız. Bu gidişin başka bir çıkışı var. Peki, öyle. Çıkış nedir? Evet. Muhalefet ne öneriyor ekonomide diye biz sonraki turda soruyoruz.